9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 76 Erkad Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Erkad Yayınları Sayfa 76 Ben Kimim, Nereden Gelip Nereye Gidiyorum, sorularının cevabını bulur ve bununla mutlu olur. Ayrıca din, adalet, iyilik, fedakarlık, doğruluk, fazilet gibi duyguların kaynağı, insanın doğasındaki inanma ihtiyacının tam karşılığıdır. Din, toplum hayatını düzenleyici ve disipline edici olarak insanlık için gereklidir. Din sayesinde Allah'ın, C.C. her şeyi bileceğini, hiçbir şeyin ondan gizlenemeyeceğini anlayan insanda güçlü bir irade oluşur. Böyle güçlü irade ve karakter sahibi kişilerden meydana gelen bir toplumda ise güven, denge, düzen ve uyum bulunur. Bu yüzden din her türlü ahlaki değerin kaynağıdır. 1. İkinci değerlerin oluşumunda örf ve idetlerin etkisi örf sözlükte, yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek anlamına gelmektedir. Örf, kanun olmadığı halde, toplumun bireyleri arasında ortak akla uygun ve dince iyi kabul edilen davranış, kalıp ve kurallardır. Örfün dini terminolojideki karşılığı, maruftur. Kur'an, marufu, iyi olanı, emretmenin, münkeri, kötü olanı, yasaklamanın Müslüman'da bulunması gereken bir özellik olduğunu belirtir. Bu konuda Kur'an'da yer alan bir ayet şöyledir. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekti verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. 3. Örf, toplumdaki bireyler için hayati önemi olan belirli durumlarda en uygun davranışı belirleyen kurallardır. Örfler çoğu defa bir toplumun kanunlarına kaynaklık ettiklerinden sözü edilen cezalar kanun yoluyla verilir. İslam hukukunda da örf, hakkında kesin hüküm bulunmayan konularda vazgeçilmez bir hukuk kaynağıdır. Tartışalım örf ve idetlerin değerlerin oluşumundaki etkisini tartışınız. Cevap, örf ve idetler, toplumların değerlerinin oluşumunda önemli bir etkiye sahiptir. Bu gelenekler, toplumların kültürel kimliğini şekillendirir ve insanların birbirleriyle etkileşimlerini düzenler. Örf ve idetler, değerleri somutlaştırır ve nesilden nesile aktararak toplumsal bağları güçlendirir. Aynı zamanda bu gelenekler, insanlara nasıl davranacaklarını, hangi değerlere önem vereceklerini ve toplumlarına nasıl katkıda bulunacaklarını öğretir. Dolayısıyla örf ve idetler, toplumların değer sistemlerini derinlemesine etkileyen önemli bir faktördür. 9. Sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 76 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.